Bugün Ömür, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nalince ve bugün sizlerle Reading Slump hakkında bir video yapıyoruz. Hiç eğlenceli bir video değil. Çünkü biliyorum eğer bu videoyu izliyorsanız ve eğer Reading Slump'taysanız siz de bendensiniz. Çünkü son birkaç aydır demeyeyim de evet aydır Reading Slump'tayım ve çıkamıyorum. Bu ay sonunda çıkacağım ay olabilir, umutluyum. Ama ben bu kadar uzun zamandır Reading Slump'tayım, bari bundan bir karım olsun diye bir video yapmaya karar verdim. Zaten BookTube'da Reading Slump hakkında video yapmayan tek insan ben kaldım büyük ihtimalle. Ama eğer bilmiyorsanız, burada daha yeniyseniz, Reading Slump nedir? Reading Slump, okumayı çok seven ve sürekli okuyan birinin hiçbir şey okumak istememesi ve okuyamaması durumudur. Yani en azından ben de öyle. Elinize aldığınız her kitaptan kurtulmak istersiniz. Elinize aldığınız her kitabı duvara fırlatıp olmuyor diye bağırmak istersiniz. Aşkın Erno'daki Kıvanç Tatlıtuğ gibi diye böyle, hani o sahne var ya, onun gibi olmak istersiniz. İşte Reading Slump budur. Sizi cidden bence psikolojik olarak tüketen bir durum açıkçası. Çünkü ben kitap okumayı çok seven biri olarak hiç kitap okuyamayınca çok üzülüyorum. Ve Reading Slump'lara nefret ediyorum. O yüzden bugün size Reading Slump'tan çıkmak için neler yapabilirsiniz? Bir de birkaç tane de kitap önereceğim. Benim son zamanlarda okuduğum ve beni böyle yavaş yavaş Reading Slump'a iten kitaplar olacak bunlar. Öncelikle eğer Reading Slump'a gireceğinizden şüphe ediyorsanız kitap okumayı bırakın. Öncelikle yani Reading Slump'ta yapabileceğiniz en kötü şey büyük ihtimalle kendinizi çok fazla kitap okumaya zorlamaktır. Çünkü bu size hiçbir yardım olmayacaktır. Sizi daha çok tiksindirecektir. Hani böyle falan olacaksınızdır. O yüzden lütfen elinizde kitapları bırakın. Gidin, dizi izleyin, dışarı çıkın arkadaşlarınızla. Benim en büyük tavsiyelerimden bir tanesi YouTube'da BookTube videoları izlemeniz. İnsanların kitap okuduğunu görünce benim canım kitap okumak istiyor. Ve hani insanların, atıyorum, Mayıs ayında okuduklarımı da, ne bileyim, Ocak ayında okuduklarım videolarını izlerseniz, böyle çok kitap okudukları, size de böyle bir kitap okuma isteği geliyor. Bana genelde oluyor. Bu yardımcı olabilir. Ayrıca hani biliyorum herkes sürekli gidip kitap alamaz ama ne bileyim, en azından bir gitseniz, diyalara baksanız, ya da kitapçılara baksanız, kütüphaneye gitseniz, kitapların arkalarını okusanız, okumak zorunda değilsiniz. Sadece baksanız böyle. O size bazen hani kitap almanın, kitap okumanın ne kadar böyle sizi güzel hissettirdiğini hatırlatan bir şey oluyor. Ama eğer alabiliyorsanız da gidin, bir böyle uzun zamandır almak istediğiniz, okuyabileceğinizi bildiğiniz 3-4 kitap alın. O size acayip bir gaz verecektir. Hani aldım bu kitapları artık, okumam lazım diye. Bu arada son zamanlarda Türkiye'ye gittiğim zaman kitap fiyatlarını gördüm. Ve dedim ki, bu ne? Bir tane kitabı aldım elime ve cidden 45 liraydı. Ve dedim ki, neden? Neden? Anladın mı? Neden? Hani nasıl falan oldum ve cidden çok üzüldüm. Çünkü kitaplar gitgide çok pahalılaşmış ya. Kafayı yiyecektim. Neyse, ekonomiden biraz ayrılalım. Evet, yani özellikle Reading Slump pınızı kötüleştirmek istemiyorsanız, dediğim gibi kitaplarla çok içi dışta olmayın. Yani kendinizi çok zorlamaya çalışmayın. Çünkü bu hiçbir zaman yardımcı olmaz. Dizi izlemenin tek problemi, dizi izlerseniz çok fazla, bende olduğu gibi her ay izlediklerim videolarında görüyorsunuzdur. 85 milyon dizi ve film var ama okuduklarım yüzünde bir kitap falan. İşte öyle olursunuz. Hiçbir şey okumayıp her şeyi izlemiş oluyorsunuz ve hiç sağlıklı bir şey değil. Çünkü bütün sosyal hayatınız bitiyor ve kitap okumayı hiç istemiyorsunuz artık. O yüzden dediğim gibi dizi izleyin. Belki hani oturun Game of Thrones'un bir sezonunu bitirin. Ki ben onu yapacağım. Çünkü yarın yeni sezon geliyor. O yüzden dediğim gibi diziye kendinizi çok kaptırmamaya çalışın. Ama aynı zamanda da kendinizi kitap okumaya zorlamayın. Şimdi önerdiğim kitaplara gelirsek 5 tane kitap önereceğim. İlk önce en son okuduğum ve bir günde oturup bitirdiğim, zaten çok gördüğünüz bu kitabı, yani her yerde var. Caravelle, nasıl demek isterseniz, Stephanie Garber'dan. Bu kitap cidden ben okuduktan sonra anladım. Müthiş bir şey. Oturdum, bir oturuşta bitirdim. Ve beni cidden Reading Slump'tan bayağı itti. O yüzden eğer hani böyle çok lay lay long bir kitap istemiyorsanız, cidden kaliteli bir kitap okuyup, cidden güzel bir hikayesi olan bir kitap okuyup Reading Slump'tan çıkmak istiyorsanız, bu kitap sizin için ideal. Cidden kalın gözüküne bakmayın, o kadar hızlı okuyorsunuz ki, mesela kapağına bakın, yani hani müthiş. Bundan sonra önereceğim hiçbir kitap şu an yanımda yok. Çünkü hiçbirini getirmedim.
Ama ikinci okumanızı önerebileceğim kitap John Steinbeck'ten Sadalya Sokağı. Eğer daha kısa bir şey, hani baktığınız zaman gözünüzü korkutmayacak bir şey istiyorsanız John Steinbeck'in kitapları mükemmel. Sadalya Sokağı, Sadalya Sokağı'nda olanları anlatıyor. Genel olarak John Steinbeck'in çoğu kitabı gibi Sadalya Sokağı sakinlerinin hayatlarını anlatıyor. Farklı farklı. Bu kitap ben çok sevmiştim özellikle. John Steinbeck'in en sevdiğim kitaplarından biri olabilir. Duymuş olabilirsiniz. Çok aşırı ünlü bir kitabı değil. Ama dediğim gibi çok hızlı bitiyor. Çünkü içinde olay var. Ama kitaba çok kafanızı vermeniz gerekmiyor. Ve kısa bir kitap. Gözünüzü korkutmuyor o yüzden. Hani daha böyle dediğim gibi gene böyle çok hani romantik, layarom kitapları okumak istemiyorsanız hani ben bu videoda şeyleri toplamaya çalıştım. Hani böyle Reading Snap'ta genelde herkesin önerdiği klasik kitapları değil de biraz daha farklı kitaplara ulaşmaya çalıştım. Ondan sonra üçüncü önerebileceğim kitap. Bu kitabı ben yazın okumuştum ve cidden dediğim gibi bir oturuşta bitirmiştim. O kadar hızlıydı ki cidden inanamazsınız. O da tabii ki de efsanevi yazar Michelle Mead'den Sessizler. Bu kitabın konusu çok ilginçti. Ben daha önceki videolarımda, geçen yaz videolarımda bahsetmiştim zaten bunun konusundan. Bir tane köyümüz var ve köydeki herkes sağır. Mıydı? Evet. Dilsiz miydi? Herkes sağır diye hatırlıyorum. Herkes sağır ve kimse bir şey duyamıyor. Ve bir gün herkes yavaş yavaş körleşmeye başlıyor. Ve insanlar körleşemez. Çünkü para kazandıkları tek işleri maden çıkarmak ve kör olurlarsa maden çıkartamazlar. Ama madenlerin içine gittikleri zaman orada olan zehirli bir madde onları daha çok kör yapıyor. Ve bu bütün köyün sağır oldukları için yani çıkamıyorlar köyden. Bütün köyün geçim kaynağı aşağıya indirdikleri maden ve aşağıdaki bir yerden onlara yemek geliyor. Ve gitgide bu yemek azalıyor. Ve bir gün cesur bir kızımız, adını unuttum. Cidden çok uzun zaman oldu. Adını unuttum. Cesur bir kızımız aşağıdaki köye inip insanlardan böyle insanlarımız kör oluyor. Biz artık çalışamıyoruz. Size maden gönderemiyoruz. Bizim yemeklerimizi arttırın. İnsanlar ölüyor demek için aşağı iniyor. Aşağıda bulduklarını anlatıyor kitap. Ben çok beğenmemiştim. Şöyle söyleyeyim. Çok daha iyi yapabilirdi bence Rişen Bey bu kitabı. Ama dediğim gibi Reading Slump'ta böyle aşırı komplike kitaplara ihtiyacınız yok. Beyniniz zaten aşırı komplike yani şu an. O yüzden daha böyle sakin, hızlı okuyabileceğiniz çok fazla düşünme gerektirmeye. Ve ayrıca bu biraz daha aksiyon, biraz daha değişik bir konu olan bir kitap. O yüzden ben gene öneririm. Sıkıcı kitaplardan sıkıldıysanız. Bu son iki kitap çok klişe olanlar önereceklerim. Ama bir tanesi son zamanlarda okudum, diğeri de cidden çok hızlı okudum bir kitap. Bunlardan biri Yakut Kırmızı Kersin Girden. Ben bu kitabın filmlerini de izledim. Bence dediğim gibi gene konusu zamanda yolculukla ilgili olan bir kitap. O yüzden tam olarak aşk da değil sadece. Ama ben cidden okumanızı öneririm. Ben bu seriyi bitirdim. Müthiş bir seri. Cidden çok çok seviyorum. Filmlerini de izleyin. Çok güzel. Konusu Gwendolyn adlı bir kızımız var ve ailesindeki zaman yolcusunun olduğunu öğreniyor ve ondan sonraki yolculukları anlatıyor ve macerası anlatılıyor kitapta. Ama aynı zamanda romantizm de var içinde. Dediğim gibi çok hızlı okuyacağınız bir kitap. Ben neredeyse hani 2 günde falan bitirdim. Bir oturdum böyle 200 sayfa falan okumuştum. Ki hani bu benim için çok değişik bir şey. Değişik bir şey lazım, normal bir şey ama hani Reading Slump'ta olduğunuz zaman cidden insan çok kötü oluyor. En son kitapta çok 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 yakın zamanda okuduğum ve herkesin önerdiğini gördüğüm Colleen Hoover'dan Çirkin Aşk. Çirkin Aşk biraz daha bu listeye uymuyor. Biraz daha tam neredeyse tipik aşk romanınız ama o kadar hızlı okunuyor ki ve o kadar derin bir kitap ki cidden ben çok beğendim. Normal tiplemelerin olduğu bir kitap değildi. Çok ilginç bir kitaptı ve gerçekten çok beğendim. 5 üzerinden 5 verdim hatta çünkü beni çok şaşırttı. O yüzden umarım bu kitapların hepsini beğenirseniz eğer okursanız umarım eğer ilgi saptayırsanız çıkarsanız siz de benim için bunu dileyin. Pardon hastayım da biraz genzim kötü oldu. Tamam. Umarım Reading Slump'taysanız eğer çıkarsınız. Size müthiş bir gün, müthiş bir hafta diliyorum. Bunu ne zaman izliyorsanız.
Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.